Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle bir şey yapmasını söyledi. İnsanlarla omuz omuza verip Allah yolunda mücadele etmenin, evinde tek başına yıllarca ibadet etmekten daha faziletli olduğunu bildirdi. Aziz müminler, İslam'ı hakkıyla yaşamak, hem Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirmek, hem de insanlarla ilişkilerimizde dinimizin hayat yüklü mesajlarını rehber edinmek. Toplumdan kopmak, yalnızlaşmak, bencil ve bireysel hayatı tercih etmek asla doğru değil. Nitekim namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi ibadetlerin temelinde Allah'a karşı sorumluluğumuzun yanında insanlarla tanışma, kaynaşma, paylaşma ve dayanışma gibi nice hikmetler var. Kıymetli Müslüman, modern çağda ne yazık ki kendi dünyamıza hapsolduk. Bireyselleştik ve yalnızlaştık. Bencilleştik ve kendimizden başkasını düşünmez olduk. Evlerimiz birbirine yaklaşırken gönüllerimiz birbirinden uzaklaştı. Arkadaşlık, dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz azaldı. Allah'ın selamını vermeyi, hal hatır sormayı, günün alıcı tatlı bir sözü, muhabbet dolu bir tebessümü birbirimizden esirgen hale geldik. Kimi zaman yanı başımızdaki komşumuzun hastalığından, hatta vefatından dahi haberimiz oldu. Dijital dünya bizlere pek çok imkan sundu. Ancak sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik. Dijital ortamlarda güzel ahlakı muhafaza edemedik. Hakkı, hukuku gözetemedik. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara esir olduk. Gerçek hayatla bağımız koptukça kalabalıklar içinde yalnızlaştık. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla çevrim içi iletişim kurarken aynı evi, aynı ortamı paylaştığımız ailemizle, çocuklarımızla, komşularımızla hasbihal etmeyi unuttuk. Değerli müminler, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize hitaben şöyle buyuruyor: Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderler. O halde, ümmeti olmakla şeref bulunduğumuz Peygamberimizin ahlakını örnek alalım. Şefkati ve merhameti, fedakarlığı ve kanaatkarlığı, tatlı sözü ve güler yüzü şiar edelim. Ailemizden başlayarak akrabalarımızla, komşularımızla ve bütün insanlarla iyi ilişkiler kuralım. Huzuru ve mutluluğu bireysellik ve bencillikte değil, Rabbimizin rızasında ve kardeşlerimizin duasında arayın. Hutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in müminin tarif ettiği şu hadisi şerifi ile bitiriyorum. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur. Değerli kardeşlerim, bu ağzımıza da hatırlattık ama tekrar etmekte yarar görüyorum. Oğlu Hakan 4-6 yaş Kur'an kursu ve erkenlik yaşlarımız için kalbimlerle kalbim yapmamızı kabul eylesin. Bari resmet ve selamete ikimlerden kemerlerden ve estağfirullah razı ve erdu bileyim. Veselullah aleyhi ve İnne dîne indallâhi'l-İslâm.
hangi ileride hangi